Misafirimiz içeride ne yapıyor? Yan gelip yatıyordur hocam, ne yapacak? Sesi duydunuz mu? Evet ya, duyuyorum. Su pompası gibi o, ne öyle fıkır fıkır? O bebeğin kalp atışları Ali Bey. Nihayetinde kan pompalıyor. Ya yerim onun kalbinin atmasını ben ya. Çıksa da sevsek artık. Ya şey, acaba cinsiyeti belli mi? Bakalım. Sen niye eğiliyorsun öyle, sanki anlayacaksın. Ya dur kızım, heyecanlandık ya, dur. Bakın. İşte burada. Uyuyor oğlunuz. Oğlum bu erkek mi yani? Erkek. Kızım ben sana ne dedim ya? Erkek çocuğumuz olacak dedim mi demedim mi? Beşiktaş maçlarına hemen bilet ayarlıyorum hemen. Gel buraya, öpeceğim seni. Ya Ali tamam, Ali sakin ol, sakin ol. Tamam tamam. Kusura bakmayın doktor bey, babamız biraz deli de. Deliyim deli. Senin delinim, çocuğumun delisiyim. Deliyim. Biz sana dedik kızım oğlan olacak diye. Boşuna sevinmiyoruz biz. Ha ne yani, kız olsa sevinmeyeceksin öyle mi? Ya yok, sevinirdik kızım. Niye sevinmeyeyim? Sevinirdik de yani. Şimdi oğlan çocuğuyla daha rahat geziyorsun, daha rahat vakit geçiriyorsun baba oğul. Niye Ali, baba kız gezilmiyor mu? Kızım parka gittik farz et. Baba cişim geldi benim dedi. Ne yapacağım? Ha bu mu yani? Sadece bu da değil ki. Maça gittik farz et. Herkes küfredecek kızım. Bizim kız da duyacak onu. Ha sen oğlunun yanında böyle rahat rahat saydıracaksın yani, öyle mi? Ya onu mu diyoruz Melek ya? Kız çocuğu naziktir, narindir. Ya Ali bırak Allah aşkına. Sen var ya düpedüz ayrımcılık yapıyorsun şu anda. Kızım vallahi billahi baş edilmez seninle. Tamam sustum, tamam. Neyse Saffet baba haber alınca çok sevinecek ha. Gel kendini suya indirir. Ya ben diyorum ki şöyle babama küçük bir hediye alıp yanına mı gitsem? Git kızım. Güzel bir hediye al aynen dediğin gibi. Sen beni yol üstünde bir yerde indirsen Ali. Tamam. Ben de bir mezarlığa uğrayacağım. Annemin ölüm yıl dönümü de. Onun yanına gideceğim.